Geliyor mu sesim? Geliyorum arkadaşlar. Benim sesim geliyor mu ya? Brokart'tan önce de küt böreğini takmıştım. Herhalde öğrencilikteyken fakirlikten gelen bir şey. Yok abi, GTA oynuyorum. Herkesi vurmaya başlıyorum bir zaman sonra. Sporlarıyla uğraşsam, boksa yazıldım, judoya yazıldım derken en son bitiş noktası fitness, vücut geliştirme oldu ve hala da bunu devam ettiriyorum. Yani başlangıç noktamızda kızlar vardı. Geliyor mu sesin? Geliyorum arkadaşlar, sıkıntı yok. Şöyle başlayayım. Fitness'a nasıl başladınız? Kaç yaşınızda başladınız? Ya da spora nasıl başladınız diye sorayım. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Ben fitness'a 2010 yılında, lise sondaydım sanırım. Böyle bir spor yapayım falan diye bir başlamıştım ama böyle minik bir salona gitmiştim. Aerobik falan yapılıyordu. Kadınlara özel istasyonlar falan vardı. Orada başlamıştım. Üniversiteye gelince de okulun spor salonuna, ben de Yeditepe mezunuyum, okulun spor salonuna gitmeye başladım. Sonrasında hiç bırakmadım. Öğle aralarında giderdim. Tabii o zaman sosyal medya falan bu kadar güçlü değildi. Instagram yoktu. Blackberry'ler falan vardı. Böyle işte hiç kadın sporcu çok yoktu açıkçası. Çok böyle az birkaç yabancı sporcuyu takip edebiliyordum sadece. Ufak ufak okuyordum. Bloglarını okumaya çalışıyordum. O şekilde kendim beslenmeler yapmaya çalışıyorum ama tabii çok çok yanlış şeyler de yaptım. Bir de okulumuzun Eagles takımı vardı. Amerikan futbol takımı. Onlar sınıf arkadaşlarımdı ve hep ağırlık antrenmanlarına gidiyorlardı. Onlarla birlikte gidip onların hocaların onlara verdikleri programları yapıyordum. Onlarla ortak oluyordum yani öğreneyim diye. Öyle başladı. Yaklaşık şu anda 2011 dersek bir 12-13 yıl oldu. 2016'dan beri de yarışmaya başladım. Hala da aktif olarak yarışıyorum, biliyorsunuzdur zaten. Böyle başladı benim sürecim. Benim sesim geliyor mu ya? Geliyor değil mi? Okay. Benim spor geçmişim nasıl başladı? Daha önce de çok söyledim bunu arkadaşlar. Ben tamamen üniversitede birazcık daha iyi gözükeyim, birazcık daha insanlarla beni beğensin, birazcık egoyla, şeyle başladı, hevesle. Sonrasında fitness'ta tanışmamın öncesinde futbol var, judo var, boks var. Böyle bir kimlik arayışı içinde başladı her şey. Ama iyi ki o branşlarla da haşır neşir olmuşum. Çünkü onların sayesinde şu an çok daha hızlı ilerleyebiliyorum vücut geliştirmede. Çünkü çok fazla çekirdeklenme yaşadım adelemin üzerinde. Fitness tanışmamın tek sebebi kızlardı. Böyle başladı. Ama sonrasında gelişmem... Hiç öyle bir niyetim yok. Sonra gelişmem bayağı bir hızlı olduğu için genetik olarak çevremdekilere nazaran dedim hani ne olabilir daha ileri seviyesinde ve o şekilde vücudumda daha fazla gelişme gördükçe daha fazla saldırdım ve bir baktım ki artık yarışabilir bir fiziğe geldim ve bir arkadaşımın yönlendirmesiyle ya bence yarışsana demesiyle yarıştım. Ve birinci oldum. Benim kariyerim aslında orada başladı ama onun öncesinde nedir? Fiziğim vardı, sosyal medyayı kullanıyordum. İşte online coaching yapmaya çalışıyordum. İşi daha yeni öğreniyordum. Ve sonra olan şey Türkiye Şampiyonası'na çıktım ve birinci oldum. Ve yanımdaki kişilerden çok çok iyiydim. Yani geliştiğimi gördüğüm için daha fazla üzerinde yoğunlaştığım alan fitness ve vücut geliştirme oldu. Ama spor hayatım bununla başlamadı. Öncesinde futbol vardı. Çok iyi bir sağ bektim. İyi koşabiliyordum. İşte dövüş sporlarıyla uğraşsam, boksa yazıldım, judoya yazıldım derken en son bitiş noktası fitness, vücut geliştirme oldu ve hala da bunu devam ettiriyorum. Yani başlangıç noktamızda kızlar vardı. Gülşen Hanım'ın da söylediği ilk başlarda bazı hatalar yazmıştı. Beslenmelerde özellikleriniz. Peki hani genel olarak başka böyle hatalar var mı? Daha spora yeni başlayacak genç arkadaşlarımız için, genç arkadaşlarımız için işte şunu yapmayın, bunu yapmayın dediğiniz, işte ben böyle yapmıştım, yapmayın dediğiniz bazı anekdotlar, bazı yerler var mı? Ya bence şu anda daha imkanlar fazla olduğu için hani öğrenebiliyorsunuz, işte hareketlerin doğru formlarını açıp bir sürü yerden izleyebiliyorsunuz, görebiliyorsunuz. O şansınız yüksek olduğu için hata payı da dolayısıyla düşüyor. Bence tabii ki de en fazla yapmanız gereken şey araştırmanız ve bunu belli bir süre denemeniz. Yani yapmak istediğiniz şey her neyse o konuda bir araştırma yapıp ondan sonrasında bunu belli bir süre denemeniz. Çok çabuk şimdi biraz sıkılıyorlar. Çabuk olsun istiyor her şey, herkes. Bazen söylüyorlar işte sizin gibi olur muyum falan, böyle işte 3 aylık bir süreç falan. Tamam olur yani, diyorum bir yerden başlamış olursun en azından. Yani 12-13 yıl
hiç az bir süre değil. Yani bakarsınız gerçekten çok ciddi bir süre. Ben bile düşünce ne kadar uzun zaman geçmiş diyorum. O yüzden hani acele etmemek gerekiyor kesinlikle. Sabırsız olmamak gerekiyor. O sabırsızlık yanlış şeylere yönlendirebiliyor herkesi. Şimdi çok fazla böyle bu yanlış yönlendirmeler ve yönelmeler diyeyim. Yani ben hep böyle sabrederek ilerledim. Süreç içerisine yayarak ilerledim. Bu konuda doğru yapmışım. Farkında değildim. Doğru ilerlemişim yani. Ama tabii ki birkaç defa sakatlanacağım şeyler de yaptım. Ciddi anlamda yani henüz iyi beslenmiyorken, yeterince kondisyonum yokken ciddi ağırlıkları falan denedim yani. İşte hack squatlarda falan epey yüksek ağırlıklar denedim ve işte sakatlandım dizim, belim falan. Belki belim o zaman olmuştu, bilmiyorum işte, biliyorsunuz fıtığım falan var. Yani onları yapmamak gerekiyor. Yani bilinçli olmak lazım. Beslenme, antrenman, uyku hepsi birbiriyle çok ciddi bir zincir çünkü. O zinciri tamamen bir bütün olarak uygulayıp ondan sonra ilerlemek lazım. Bu nevi aslında yani acele gelmiyor. Evet, evet. Yani bu çünkü süreç alacak olan bir şey. Yani 3-5 senede siz yağlanmıyorsunuz ya da işte 3 ayda 5 ayda yağlanmıyorsunuz ki 3 ayda 5 ayda istediğiniz, hayal ettiğiniz formlara gelebilirsiniz. Dolayısıyla tabii zaman gerekiyor. Ben? Mustafa Bey. Evet, benim. Sizin zorluk anlamında mı? Evet, yani böyle bir hata ettiniz galiba. Valla ben hırslı, bayağı hırslı biriydim ve o çok gelişen tarafımı, işte bacaklarım özellikle çok üzerine düştüğüm için yani 19-18 yaşlarında 250-280 kilo squat denemeleri yapıyordum ki bu cahilce yapılan şeylerdi ve şu an hayatımın belki 5 senesinde squat çok 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 az yer alıyor ve çok komik kilolarda yer alıyor. 120 kilo, 180 kilo aralığında oynuyorum. Yani baktığın zaman önceden yaptığım hataları şu an yapıyor muyum? Asla yapmıyorum. Önceden yaptığım şeyler çok ağır kilo çalışmaktı ve kası ağır kilonun büyüttüğünü düşünüyorduk ama aslında tamamen bilimin dışında birazcık hırsla hareket edilen hatalardan dolayı böyleydi. Şu an yaptığımız hatalar yapılmadan çok daha güzel kilolarla vücut geliştirebiliyor, yağ yakabiliyor. Aynı zamanda istediğiniz model fiziği ise buna ulaşılabiliyor. Çok ağır kilolarla, çok sert antrenmanlarla ilerlemek vücut geliştirmeciler için birazcık bir kural gibi gözüküyor. Ama maalesef o kilolara çıkmadan da vücutlar büyüyebiliyor. Bunu fark ettikten sonra tabii ki her şey değişti. Benim için yapmasaydım acaba dediğim şey herhalde bu eklemlerimi zorlamaktı. Ağır kilolarla çalışmak. Onun haricinde bayağı iyiydim aslında ya baktığımda. Aslında benim yaptığım bir yanlış daha vardı. O da çok sık yapılıyor. O da beslenmede çok fazla kısıtlamaya gitmekti. Yani ben zannediyordum ki ben böyle düşük kalorili beslenirsem, işte karbonhidratı yemezsem falan daha iyi olur. Hep proteini ağırlıkta beslenirsem falan. Fakat o arada çok aslında başa kürek çekmişim bir yerde. Çünkü gelişemediğimi sonradan fark ettim. Karbonhidrata da ihtiyacım olduğunu ve aslında o katı diyetin beni sonrasında çok ciddi böyle olumsuz yeme bozukluklarına sürüklediği dönemler oldu mesela. O da çok yapılan bir hata yani. Şu an asla öyle yapmıyorum. Flex bir diyet yapıyorum kesinlikle. Her zaman. Öğrencilerim bilirler zaten. Peki ben bir soru sormak istiyorum. Yeme bozukluğu tehdit konan bireyler için hani nasıl bir düzenli? Yani nasıl bir şey öneriyorsunuz? Ya da buna sahip olan öğrencileriniz var mıydı? Bence bu kadınlarda çok var. Kadınlarda sana çok geliyor mu? Var, erkeklerin alışkanlıkları var. Kötü yemek yeme alışkanlıkları var. Yani sağlıklı şeyler yiyerek mi sadece vücut yapacağız bakış açısı var. Yemek bozukluğu olan üyelerimiz genelde öğrencilerimiz işte memur, beyaz yaka. Sporun birazcık daha dışında haftada 3 gün 4 gün spor yapıp ne kadar ilerleyebiliriz gibi bakan ama beslenme kısmına çok ehemmiyet vermeyen kişiler. Hani bunların sorunları şöyle düzeltilebiliyor. İşte gelişim alamadıklarında aslında baktığımız zaman beslenmede büyük problemler var. Bunları revize ediyoruz. Bir daha revize ediyoruz. Artık o ona uyabilir hale gelene kadar bir 2-3 ay geçiyor. Yani biraz emek vermek gerekiyor. Ama kadın üyelerimizde çok daha farklı problemler aslında var. Aslında bu teşhis olayı da erkeklerde ben hiç hatırlamıyorum. Ya hocam ben gittim yeme bozukluğu var dediler falan. Öyle yeme bir şey bozukluğundan çok kasıt bağırsak hayır, teşhis formu diyor ya o yüzden. Yok değil mesela sürekli yiyeceklerin kalorisini hesaplamak. İşte bu şeker bir şey. İşte erkeklerde pek erkeklerde pek yok, uyabiliyorlar. İstedikten sonra bir de vücut geliştirmek isteyenin yemek yemesi gerekiyor ya. Fazla kalori alması gerekiyor. Bunun için de eğlenceli bir diyet çıkarıldığı sürece bu makroya uyabiliyorlar. Aslında problem o makroyu saymak istemeyen kişilerde. Ben bu beslenme aralığının dışında bir şey yiyemeyecek miyim diyen kişilerde problem oluyor genelde. Ben aslında yeme bozukluğu diye bir şey inanmıyorum. Bu yeni çok ciddi anlamda popüler oldu bence.
böyle atmasyon diyet yapamıyorum işte. Şimdi bu arada psikologlar falan da yeme bozukluğu artık böyle bir teşhis koyduk falan filan diyorlar ama sonra sen o yeme bozukluğu teşhisi koyulan kişinin şeyine iniyorsun, temeline iniyorsun, ne yaptığına bakıyorsun. Bütün gün hiç karbonhidrat almamış, bir öğün ya da iki öğün yemiş. Gece uykudan uyanıp yemek yediği için yeme bozukluğu olduğuna kanaat getirilmiş. Yani doğru bir şey yapılırsa aslında kimse gece uyanıp yemek falan yemiyor ya da gece uyanıp böyle öğlene kadar bir şey yemek istemiyor. Kan şekeri düşüklüğünü eğer bir sağlık problemi yoksa yeme açlıktan kaynaklı kan şekeri düşüklüğünü yeme bozukluğu olarak şey yapıyorlar, adlandırıyorlar diyebilirim. Bence öyle bir şey yok yani. Bir kişi şey soracaktım. Bu tür yeme bozukluğu olanlarda şey diyeyim. Siz mesela cheat day'lerinizde böyle yeme istediğiniz şeyler kadar birazcık daha sizden bahsetmek istiyorum. Ben seni seviyorum. Ben de seviyorum. Ben bazen peynirli pizza yiyorum. Peyniri çok seviyorum. Peynir ciddi anlamda bağımlılık yapan bir şey biliyorsunuz gibi. Her şeyin peynirlisi gözümde akıyor falan böyle diyette olduğumda. O yüzden peynirli pizzayı severim. Dört peynirli falan pizza yerim. Eğer böyle çok temiz bir şey cheat yapmak istiyorsak sushi yiyoruz. O çünkü sonuçta pirinç ve balık falan, işte protein falan, avokado falan diye hafif geçiyor. Ben böyle yani çok böyle çiğitçi değilim açıkçası. Ben Suba sokak lezzetlerini çok seviyorum. Simit, çay, peynir benim favorim yani. Simit, çay, peynir. Çok fazla seviyorum simiti. Çiğit olmasa da öğünlerime bazen ekliyorum. Yani herhalde öğrencilikteyken fakirlikten gelen bir şey. Bırakamadım simiti. Benim zengin şeyler peki. Simiti seviyorum ve şey ya benim için vazgeçilmez yani börekmiş. Böyle yanında kurabiyeler, hamur işleri falan hiç ilgimi çekmiyor ama simit olunca kokusu gelsin yeter ya. Ben diyet bozabilirim orada yani. Her böyle yarış diyet döneminde farklı bir şey buluyorum ben. Bir şeye takıyorum mesela. Geçen sene bromide'den önce o zaman şeye takmıştım. Mac and cheese'e takmıştım. Sonra yani bir verseniz de asla yiyemem bir, yani. Bir çatal alıp bırakıyor. İşte ben de yiyemem ama takmıştım. Günlerce onu düşündüm çok falan. Çok sinir bozucu bir şey. Hep söylüyor, getiriyorsun, doydum. Bir çatal ve çok sinir bozucu. Frankart'tan önce de küt böyle yine takmıştım. Bilmiyorum, arada geliyor böyle. Yani hiç normalde de oturup yediğim şeyler değil ama böyle bir şeye takıyorum. Onu da aldım böyle döner dönmez. Havalimanından döndük. Hemen börek aldım. Arabada böyle yani, yiyerek eve gittim. Normalde canın çeker mi bilmiyorum. Ben çekmiyor. Canım da Kürt böreği çekiyor canım diyor böyle bakıyorum. Yani her seferinde değişik bir şey buluyorum. Markette mesela şeyler eticinolar vardı hatırlıyor musun? Mesela ben hayatımda çok az yemişimdir o çikolatadan. Her markete girdiğimde diyetin son bir ayları cinoya gözüm kayıyordu böyle. Hani küçük bir şey kalorisi de düşük. Alsam ne olur ki falan filana düşüyorum böyle. Hatta ben yarışın son bir ayları genelde bu benzinlikle yani çok fazla yakıt al, yol uzun yol yaptığım için yakıt alıyordum ve orada böyle şeyler vardır. Küçük küçük barlar, Antep fıstıklı burmalar, hurmalı bilmem ne falan. Hepsinden birer tane alır. Benim koçun yanına giderdim ona yedirirdim abi bir yesene şunları be falan diye. Öyle bir takıntıya sokuyor sizi ama bu gerçekten tatmin edici bir şey. Onu yediğin zaman sen yemiş olmuyorsun belki ama birazcık daha rahatlamış hissediyorsun. Çünkü aldım. Birine verdim en azından ona yedirdim veya benim evime gelen birine pirinç kremasıyla bir şey yapıp ikram etmem. Böyle bazı tuhaf huylara sokuyor sizi diye. Ama güzel şeyler. Ben evde yani şeyi sakladığımı biliyorum ya Gülşah tahini böyle dolapta tahin aradım gece 3'te sesimi duymuş. Ne yapıyorsun? Ne şey duyuyorum. Biliyorum çünkü var ve çok az kaldı. İkimiz de çok aç bir süreç geçiriyoruz. Ben böyle zamanlarda öğrencilerime de zaten söylerim. Evde gidip böyle masum olduğunu düşündüğünüz, sonuçta o da sadece bir yağ kaynağı ve sana biraz masum gibi bir kaşık yesem ne olur ki falan dediğim bir şey varsa hemen onu yok et diyorum. Yani çünkü kan şekerin düşük falan riskli yani diyet bozdurabilir. Ertesi gün üzülürsün. Çok bir şey olmaz belki ama üzülürsün. Bozmaman gerektiğini biliyorsun sonuçta. Ben de sakladım ondan. Ondan sonra ya baktım tahin kapak sesleri geliyor. Arıyor tap 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 diye. Çünkü şekerin düşüyor mu uykudan uyanıyorsun. İşte gece 3 bildiğin dolapların arasında. Ya bakmadığım yer kalmadı. Mutfakta her yere baktım. Küfür ediyorum ama artık niye bu kadar sakladı acaba falan diye. Ve bulamadım. Uyandı geldi böyle baktı bana. Şu dolaplarda falan. Bir şey. Öyle yemeden yaptık.
Tahin de şeydir yani. Ben güzel sakladım. Ben tolere edebileceğim kadar diyet bozarım. Yani ben gözü kararttıysam gidip de o tahini içmem abi. Bir çay kaşığı alır ağzıma, emerim sabaha kadar devam eder ve o hevesim geçer. Ya şey, başka bir şey yemişimdir. Bana sinirlenirim yani, çünkü abi açken çok agresif oluyorsun. Yani oruç tuttuğunu düşün ve son bir saattesin, anladın mı? Yemeğe bakıyorsun ama ezanı bekliyorsun. Hani muhabbet bu ve çok gergin oluyorsun. Bir de biz aç gezip üstüne kardiyosu, antrenmanı, yıpratıcı bir tempom var. Yemek yiyip doymamak çok kötü bir şey. Yani nefsine bu noktada söz geçirmek zor. O yüzden gece bazen evet dolapta aşırdığım, araştırdığım şeyler oluyordu. Hatta buzdolabını açıp kola içip şişirip kendimi yattığımı biliyorum. Bunlar hep o diyeti yönetemediğin zamanlar. Artık evde ne varsa karşı komşuya bırakıyoruz. Sizde kalsın. Alırız. Çünkü böyle bizim böyle diyetlere, şey, yarışlara böyle 15-20 gün kala Antep'ten bir tepsi baklava göndermiş öğrencimizin biri falan. Çok güzel i̇şte öğrencilerimiz var. İşte peynirler, işte sucuk, bu şeyler oluyor ya, fıstıklı, ceviz, evet. Öyle şeyler falan. Hepsini hiçbir şey açmadan karşı konuşmaz. Bunlar sen ne diyorsun, ben bunu 15 gün sonra alacağım falan dedim yani. Tahin nereden çıktı bu arada, öyle bir soru geldi. Tahin nereden çıktı? Tahini diyette canınız çekiyor arkadaşlar. Yok, ya tahin evde vardı. Başka hiçbir şey yok. Tahini nereye sakladınız? Ha, nereye sakladım? Ben gözümün onu... önünde bir yere saklamıştım, ben bulamadım onu ya. Şey, protein tozlarının olduğu dolabın evet. Arkasına, protein tozlarının supplement'ın arkasına saklamıştım. Yani evet. Ben bulurum kokusundan diye düşünüyordum ama olmadı. Bazen sticker yapıştırıyorum böyle dolaplardaki fıstık ezmesinin üstüne falan, yeme falan diye. Peki böyle dönemlerde sizin hani beslenme ve antrenman rutininiz nasıl oluyor? Dediğiniz gibi hani bir yarışma hazırlanıyorsunuz, işte bir büyük bir diyete giriyorsunuz. Yani bunun dışında özellikle antrenman ve diyet yapmanız gerekiyor. Valla benimki kolay gibi geliyor da Gülşan'ki daha zor. Yani niye zor? Ben geçen ProKart yarışmasında Gülşan hazırlığını gördükten sonra 1000-1200 kalorilerle ben öğün geçiriyorum, o gün geçiriyor. Kaçırmış. Üstüne de bir de şey, günde 2 saat merdiven falan yapıyor. Ben açıkçası bunu yapmam. Yapamam. Ya yani öyle bir enerji açığıyla bunu yapamam. Ya ben 2 saat merdivenin üzerinde durabilecek kondisyondayım. İkiye bölüyorum bu arada sabah. Sabah 1 saat merdiven, akşam 1 saat merdiven. Eklemleriniz çok yıpranıyor zaten. Ama olay o değil. Aç karnına bunu yapman zor. Ben tok karnına 3 saat de yaparım sana. Bacaklarım çok kuvvetli. Orada kalabiliyorum. Ama o hem aç gezip hem antrenmanı hem de 2 ayrı kardiyosunu yapıp bir de gün içinde çalışıyordu. Bundan dolayı birazcık yıpratıcı bir süreci var. Benimki öyle değil. Benimki 3000-4000 kalori alıp aç gezdiğini düşün. Sabah kardiyon var, akşam antrenman var. Eksik bölgelerin varsa kardiyonun sonuna bunları ekliyorsun. Antrenman gene çift bölge, 2-2,5 saat sürebiliyor. Yıpratıcı olan kısım, mutsuzlaşıyorsun. Birazcık artık bütün hormonlar çökmeye başladığında, azalmaya başladığında mutsuz bir şekilde devam ettiriyorsunuz işi. Çünkü bunun doğasında bu var. Hani diyorlar ya abi, mutsuz olduğun işi niye yapıyorsun? Bu öyle bir şey değil. Bu tamamen diyetin yaptırdığı, istemeden olan bir şey. Mutsuzken, şimdi Gülşah'tan örnek vermek gerekirse ikimiz de mutsuzuz. İki mutsuz insan yan yana spor yapıyor. Bazen birbirimizi görmek de istemiyoruz. Yani herkes ayrı bir yerde uzaklaşıyorsun takılıyor. Böyle. O yüzden alan oluşturuyoruz kendimize. Biraz uzak kalıyoruz. Ben bilgisayarda oyun oynayamıyorum mesela açken. Sen açken odaklanabiliyor musun? Ders dinleyebiliyor musun? Açlık çok kötü bir şey. Çok kötü bir şey. Anlıyor musun? Yok abi, GTA oynuyorum. Herkesi vurmaya başlıyorum bir zaman sonra, anladın mı? Yani sinirden tuhaf oluyor. Benimki böyle geçiyor ama ben onunkini yapamazdım mesela. Gülşah gerçekten hukuk... Ya canım benim ya. Çok çok zorlanıyor. Yo, gerçekten zor oluyor yani. Bizim diyetler bayağı bir düşük oluyor. Kadınlarda daha zor oluyor bence. Tabii bir de takviyelerin de etkisi var bence erkeklerde. Ben natürelim ya, yok. Vallahi lan. Yani natürel olarak yapıyorsanız zor falan diye. Protein Ocean kullanıyorum. Benim çok tempom aslında şöyle değişmiyor. Beslenme olarak yine ben 5-6 öğün kesin yiyorum. Nasıl gidiyorsam 5 ya da 6. Off sezonda 5 öğün yiyorum. Normal prep'te, hazırlıkta 6 öğün yiyorum. Sadece çok az çok az kaloriler hani düşe düşe gidiyor. Kardiyolar artıyor. Yani tek değişen bu. Antrenmanlarımda tabii ki de off sezonda şu anda mesela ciddi gücüm var. Yani 60 kilo, işte 30-30 stiff deadliftler falan yapıyorum. Yapabiliyorum rahat bir şekilde. Ama tabii ki de hazırlık döneminde bu kadar kalori düşük olduğunda yapabildiğimin maksimumunu yapıyorum. Hiçbir zaman hani işte definasyon zamanında ağırlığı düşür, tekrar arttır falan ve öyle bir şey yapmıyorum. Yani yapabildiğim ağırlıkla maksimum tekrarlarla ilerliyorum. Hani antrenman sistemi olarak da beslenme olarak da çok bir değişiklik yok. Sadece bir taraftan enerji açığı arttırmaya çalışıyorum, kardiyolar artıyor, bir taraftan kalori düşüyor. Dolayısıyla zaten böylelikle forma girmiş oluyorum. Ben bu soruyu elinize de sormak istiyorum. Sizce Türkiye kız camiasının en büyük eksikliği nelerdir?
En büyük eksiklikleri. Bir de başlamadan önce bu camiada önde kaldığınız birileri var mı? Böyle yok diyor. Kardeşim bizim camiamızın en önemli eksiği bir şeyi araştırmadan, doğrusunu bilmeden uygulama ve direkt karşı tarafa bir söylemde bulunma gibi. Biraz cahilliğe kayan bir kısım var. Yürü cahil. Ben bir şeyi profesyonel yapmaya başladığımda her şeyin değiştiğini fark ettim. Ben profesyonel olmadan bir şeyi profesyonel yapmaya çalıştım. Bu da demek oluyor ki gerçekten araştırdım. Spor akademisi okumanız ya da ne bileyim bu işi doğru bilen birinden koçluk almanız. Ya şöyle düşünelim. Amerika'yı yeniden keşfetmeye çalışan bir camia var ve bunlar diyor ki ben ya hocalar var da boş ver abi ben kendim araştırıp öğrenirim diyor ya. Amerika'yı yeniden keşfetmeye çalışıyor. Bu doğru bir yol, sorun yok ama çok uzun sürecek. Ben de diyorum ki bu yapılmış, öğrenilmiş, bulunmuş bir sistem. Bunu benim için uygun olanını birinden alıp öğrenip daha hızlı yapabilir hale getirebilmek aslında günümüzde birazcık zaman kaybettiren süreç ve araştırmadan daha kolay, daha hızlı nasıl yaparım sorunu çok var bizde. Bundan bahsediyorum aslında. Bunu açtıktan sonra emin ol spor yapan herkes de bir başarı elde edebilmesi çok yüksek olacak. Çünkü salona başlayanlar kısa süre sonra ya gelişim alamadım bıraktım diyor ya bıraktığı bahanesi bu ya. Abi gelişim alamadıysan bir sorun vardır. O sorunu çözmeye çalışmadığı için bırakıyor. Bence bizim camiamızın eksikliği araştırmacı ve öğrenmeci değiller. Ve bu noktada en büyük eksiklik olarak bunu söyleyebilirim. Bilmiyorum senin var mı? Yani bence tabii şu son yıllarda özellikle hani çok iyi gidiyor. Gelişiyor öyle söyleyeyim. Örnek aldığım biri var mıydı? Biz ikimiz de aslında 2016'da falan değil mi? 2016'da yarışmaya başladık. Evet. O aralarda çok böyle zaten önümüzde örnek bir yarışmacı yoktu. Yani benim salonumda bir Merve vardı. O zaman o yeni yarışıyordu. Bir iki kişiyi tanıyorum yani yarışmacılar. Onlar da yani hiç bir şey paylaşayım falan öyle bir şey yoktu yani kesinlikle. Çünkü zaten aynı siklette olacağımız için hiç paylaşım yoktu. Yani dolayısıyla örnek alabileceğimiz, idol olabileceğimiz Türkiye'de benim yoktu yani. Önümde biri yoktu. Peki şöyle bir şey sormak istiyorum. Bu tür yarışmalara hazırlanan gençler için nasıl bir tavsiye edersiniz? Yapmayın. Hazırlanmayın. Benim bakış açım hiç değişmedi. Hep aynıdır. Eğer ki bir bu alanda kariyer yapma hedefiniz yoksa, bu işten para kazanmayacaksanız, riske atmaya değer bir sebebiniz yoksa, vücut geliştirme ve fitness yapmayın demiyorum. Yarışmacı olmayın. Bu. Çünkü bize bakan birçok kişi fizik yapmaya çalışıyor. Vücut yaptıktan sonra da ben niye yarışmıyorum diyor. Abi yarışman gerekmiyor iyi vücudum var diye. Yarışmacılığın karşılığında çok büyük bir şey elde edebilecek gibi bir yanlış algı var. Bunu değiştirmek gerekiyor. Çünkü her gün belki 10-15 kişi başvuruyor. Yarışmacılık 18 yaşında, 17 yaşında arkadaşlardan bahsediyorum. Ben yarışmacı olmak istiyorum diyor. Ortada bir çöp var. Gerçekten çöp var. Hiçbir altyapı yok. Yarışmacı olmak istiyorum diyor. Bunu şu an konuşamayız. Bunu senin için 3 sene sonra konuşabiliriz dediğimde de bir başka koça gidip orada başlamak istiyor. Halbuki benimle alakalı bir şey yok. Ben doğruyu söylüyorum. Ama karşı taraf bunu anlamıyor. Benim önerim bu. Bu işi gerçekten meslek olarak yapacağım diyorsanız yarışmacı olmalısınız. Yoksa abi gidin 4 gün 5 gün antrenmanınızı yapın, six pack'lerinizi çıkartın, plajda gidin havanızı atın, dar kıyafetler giyin. Bunun için yapıyorsanız süper. Hiçbir sorun yok ama yarışmacılık boyutu bambaşka. Çünkü işin mutfak tarafına girdiğinizde ağzınız açık kalıyor. Ya ben son 2 ay sayısal loto gibi tuz hesaplayıp su yazıyorum. Böyleydim ya. Hani hiç böyle bilmiyordum bu işi. Ve sonra diyorum ki bazen gerçekten ben ne yapıyorum ya dediğim çok oldu. Onu sen de demişsindir. Hatta ben sana diyordum sen ne yapıyorsun ya falan diye. Ama işte bizim şu an bunu bıraksak belki çok zorlanırız. Yani ben alışkanlık edindim ve artık günlük rutinim bu oldu. Ben kardiyo yapmadığımda çok gergin, asabi bir insan oluyorum sabahları. 3 gündür yatıyorum. Hiç kardiyo yapmıyorum ve sabah çok gergindim. Demek istediğim şey benim için bir alışkanlık, bir yaşam rutini haline geldi. Bir de maddiyatı olmadan bu işi yapmaya çalışan çok fazla kardeşim var. Ben onlardan biriydim. Samimi söylüyorum onlardan biriydim. Bunu değiştiremediğiniz sürece zarardasınız. İlerleyemezsiniz. Gerçekten söylüyorum. Çünkü vücut geliştirme dediğimiz şey, fitness dediğimiz şey artık ülkemizde çok lüks bir hale geldi. Çok pahalı bir hale geldi. Ve buna ya maddi bir anlamda yatırım yapamıyorsanız diyeceksiniz ki olmuyor. Böyle işin içine tüküreyim falan deyip bırakacaksınız. İster istemez bu olacak. Ve küseceksiniz. Halbuki hani o dönemler yapılması gereken şey ayağını yorganına göre uzatmak. Dostum bundan başka şansın yok. Devamlılık gösteremezsin. Benim düşüncem bu. Önerim de bu olur. Ve tabii ki kaybetmemeniz gereken bir tek şey var. Sağlığınız. Bakın sağlığı kaybettikten sonra hiçbir şeyin önemi yok. Yani şu anki vücut geliştirmecilerde de bu sorunu çok yaşayan var. Ve belki de Türkiye'de en çok korkan birisi benim. Türkiye'de sağlık konusunda acaba diyen bir... Ben bilmiyorum öyle çevremde çok fazla adam yok da bundan dolayı bunu söylüyorum. Kesinlikle sağlığınızı riske edecek çok ağır şeylerden uzak durmanız ve bu işi meslek olarak yapmayacaksanız
yarışma kısmına bulaşmamanızı öneriyorum. Yarışmacı olacak kişinin potansiyeli zaten ortaya çok yakında çıkar. Abi kesinlikle yarışmalısın diyecek adam bellidir. Formundan, genetiğinden, anatomisinden. Ama bu hevesle ya bir çıkayım podyumu tozunu yeteyim, toz yuttururlar size. Hiç gerek yok. Hiç çıkmayın yani. Kesinlikle her zaman söylediğim şey budur. Tabii bence de. Yani benim de en büyük tavsiyem zaten kızlara da, burada da mesela geçen sene, geçen sezon yarıştığımız bir yarışmacım da var bu arada. O da biliyor. Bir kere deneyim, iki defa deneyimledi. Bir yarışmasını beraber yaptık. Sude. Türkiye ikincisi olmuştu. Yani gördüğü sürecin nasıl olduğunu, hiç başlarken hayal ettiğin süreç böyle miydi yani? Hani hiç çok zorlu bir süreçti. Öncelikle zaten şu anda eskiye nazaran tabii o zaman da zordu ama şu an Türkiye şartlarıyla yarışmacı olmak çok zor. Yani bu çok zengin bir spor, lüks bir spor oldu artık. Çok pahalı her şey çünkü. Kredi çekip, yarışma süresince kredi çekip, işte yarışma döneminde de yoğunluktan, açlıktan falan işini aksatıp, işten ayrılıp, yani çok ciddi sorunlar yaşayan da bir sürü insan var. Dolayısıyla bu lüks bir tutku yani. Hani o yüzden gerçekten eğer maddi olarak imkan yoksa kesinlikle ben de yarışma kısmı girilmesi taraftar değilim. Sadece bu değil, işte kadınlar için bikinisiydi, bilmem nesi, ciddi paralar. O yüzden hani çok böyle o konuda tavsiyem çok oluyor. Herkes yarışmacı olmak zorunda değil diyorum yani. Yapabilirsiniz, iyi bir fiziğe sahip olabilirsiniz. Hayal ettiğiniz gibi görünebilirsiniz ama yarışmacı olmak mecburi değil yani sonuçta. Dediğim gibi, Mustafa'nın dediği gibi hatta, eğer işiniz bu değilse bu yolda yürümeyeceksiniz, gerçekten gerek yok. Benim de herhalde en büyük tavsiyem bu olurdu bu konuda. Hayır yani yarışmacı olmak için belli şartlara sahip olup ondan sonra, çünkü dedi ya, yarışmacı olduğunuzda da inince size sponsorlar falan koşmayacak işte, yani ya da ne bileyim, bundan böyle hemen para kazanıyor hale gelmeyeceksiniz. Bunu bir şekilde iyi bir organize edip maddiyata çevirebilirsiniz, kazanca çevirebilirsiniz. Onu yapamayınca yarıştın, indin, ne oldu? Boyanla kaldın öyle. Bir de şöyle elinde bir şey var. Elinde bir tane çikolata, üstünde boya kaldın yani. Kimse sana gelmiyor ki. Bir öneride daha bulunayım. Sosyal medyada 16, 17, 18 yaşındaki çocuklar, çocuk diyorum yanlış anlamayın, yani genç kardeşim diyelim. Abi bana sponsor olun, niye el vermiyorsunuz, niye destek olmuyorsunuz diyorlar. Bak o kadar çok geliyor ki bu mesaj, hatta WhatsApp hattına yazıp Mustafa abi diye böyle taciz edenler var. Bak ciddi söylüyorum, olay abi, şu. Bana yazıyorlar, abla Mustafa abi yazdık. Spora başlamışız. Buradaki yaş ortalaması 20 ve üzeri değil mi? 20'nin üstündeyiz. Yani 20, 22, 23. 16, 17, 18 yaşında ben ne yapıyordum? Babamın yanında çalışıyordum. Spora gidiyordum. Protein tozunu annemden saklıyordum. Anladın mı? Yani bir şeylerin çabasındaydım ve ben Hardline'a yazıp ya da başka bir mağaza, firmaya yazıp, o zamanlar Hardline vardı, bana sponsor olun diyecek özgüvene sahip değildim oğlum. Öyle bir fiziğim yoktu. Bunlar o kadar çok influencer görüyor ki, abi bize sponsor olun, ben geleceğim, bilmem neyi olacağım falan diye yazıyorlar. Arkadaş, hiç kimse sana geleceğine bakıp yatırım yapmaz. Bugünümüzde böyle olmuyor. Sosyal medyana bakıyorlar, diksiyonuna bakıyorlar, fiziğin ne durumda buna bakıyorlar, geleceğin var mı, potansiyelin var mı buna bakıyorlar. Sonrasında bir değerlendirme yapılıyor. Arkadaşın olayı şu, 3 tane karınkası gözüküyor, 4.'sü kapalı, tamam mı? Böyle hani şey, alttan bakıyor. Diyor ki bana sponsor olun. Tabii efendim. Neden? Abicim niye? Senin daha 16 yaşın, sen neyi yönetebiliyorsun? Daha doğru iki cümleyi bir araya getirip konuşamıyoruz. Demek istediğim şey, bir şeyi başarabilmek için önce bir potansiyel ortaya çıkarmamız gerekiyor. Yani ben iyi bir sporcuyum kardeşim, beni bir gün fark edeceksiniz diye iddia at ortaya ve onu fark ettir ve sana firmalar gelip sponsor olsun. Sen sponsor arama. Ben şu ana kadar şunu fark ettim. Önceden biz sponsor arıyorduk. Bak gerçekten önceden herkes bize sponsor olsa da, hani maddi anlamda bir şeyler kazansak da bu sporu yapabilsek diyorduk. Ya bir firma size neden durduk yere sponsor olsun? Bir şey kazandıramıyorsanız ona, çok iyi bir yüzünüz yoksa, çok iyi bir fiziğiniz yoksa, oraya bir katma değer oluşturamıyorsanız, sosyal medyanız daha yoksa, 2000K takipçiyle ben influencerım diyemezsin. Anladın mı? Böyle bir durumdayken sponsorluk bekliyorlar. Tek önerim şu, abi belli bir yere gelene kadar sessizce çalışmaya devam et. Senin zamanın geldiğinde gerçekten iyisen sen zaten fark edilirsin. Buradan kaçarın yok. O zaman sen aramazsın, insanlar gelip sana hocam bizimle çalışır mısın diye söyler. O kardeşlerime söyleyebilecek olduğum şey bu. Abi kanal açtım, YouTube'la beraber video çekelim mi diyor. Ya oğlum ben kendi kanalıma video çekemiyorum. Sen daha yani böyle durumlar oluyor ve gerçekten üzülüyorum onlara hayır dediğim için. Ben o yaşlardayken tek çalışıyordum, başka hiçbir şey yapmıyordum. Vücut geliştirmeye çalışıyordum ve şu an bak onun belki de olmak istediği nokta bu ve ben bunun daha üstünde olmaya çalışıyorum. Yani hayaller bitmiyor. Sürekli hayal kurup bunu gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Tek ricam şu, kırmak istemiyorum hiçbirini ama gerçekten zamanı geldiğinde bir şeyler olacak. Yani 15-16 yaşında daha
olmamışken bir şeyleri elde etmek sizi yanlış yollara itecek. Bunu yapmayın. Birazcık daha olgunlaştıktan sonra birazcık daha zamanı bekleyin, zamana yayın ve ben hak ettim bunu deyin. Bunu elde ettiğiniz zaman. Ben böyle olduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum, çok fazla yanlış bakış açısıyla yazan genç kardeşim var. Dolmuşum artık, kusura bakmayın.